görüntü biraz. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Başımızda lazım. Ne yapacağım? Polisler geldi. Aa, geldi. Şimdi yolcumuz var, otogara getirdik. Yani içeriye almayacaklarını söylediler ama bu şekilde bir sağlık olmaz yani. Bu şekilde bir insanları dışarıya bırakmışlar. Yani sağlık açısından içeriye alınsa yani o arada mesafe bırakabilirler ama bu şekilde insanların ben hiç sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Yani yolcular dışarıda, şimdi ben yolcumu araca bindireceğim. Hangi araç, nereden geleceğini onu bilmiyorum. Yani bunun çözümü bulunması lazım yani. Uyumuyor yani, baksanıza uyumuyor şu anda. Bir metreyi bırakın, yarım metre dahi yok. İnsanlar resmen kucak kucağa oturuyor burada yani. Burada insanları sıraya dizmişler yani maalesef. Bir yer olsa, bir yer gösterilse o şekilde toplanılsın. Yani böyle bir insan yolcu edilmez yani açıkçası. Biz bunu dile getirmek istiyoruz. Yanlış bir şey. Devletimize, Allah devletimize zeval vermesin ama bunun da bir çözüm bulunması lazım. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne saygımız sonsuz ama bir çözüm bulunması lazım. Bu şekilde insanlar mağdur edilmemesi lazım yani. Otobüs nereden gelecek? Nasıl gelecek? Nerede edeceğiz? Ne zaman geleceği belli değil. 6'da gelecek denildi. Şimdi nereden bindireceğim onu bilmiyorum şu an. Otobüse de ulaşamıyorum. Yani bu mağdurluk yani. Otobüs bileti 400 TL. Yani inanılmaz bir fahiş fiyat. Yani bunun bir çözüm bulunması lazım. Sakarya'dan Kars'a gidecek. 400 lira ücret yani. Gerçekten. Bir kişi 400 lira. Şu an yani zor böyle yani akrabamızı göndermek istiyoruz tamam. Ama 400 lira ücret gerçekten çok saçma. Çok abartı bir fiyat. Bir bilet 400 lira olamaz yani. Hanımı memlekete göndereceğim. Bir aydır izin alamıyoruz. Kardeşi rahatsız olduğu için pankreas kanseri hastanede yatıyor. 3-4 seferdir İşe Bakanlığı'ndan izin aldık ama maalesef otobüs biletini bulamadık. 3 sefer, 4 sefer aynı mağduriyeti yaşadık. Sonuçta bilet aldım. 3 sefer bilet aldım, biletlerim yandı. En sonunda işte bir daha aldık. İzin çıktı. Bugün göndereceğim işte. Diyarbakır'a göndereceğim. Kardeşi Diyarbakır'da hastanede yatıyor. Onu göndereceğim, ziyaretini göndereceğim. Şimdi de görüyorsun havalar yağmurlu. Otogara almıyorlar bizi. Yağmurun altında bekliyoruz işte, mağduriyeti yaşıyoruz. Tam 3 saati burada bekliyorum ben. Normalde arabam saat 3.30'da hareket etmesi lazımken saat şu anda kaç? Saat 6. Yarım saatte önce de geldim. Tam 3.30 saati burada bekliyorum ben ayakta. Tüm imkanları seferber ettik. Bu arada tedbirleri alıp yolcuyu oradan alabilirler yani. Ama işine gelince dışarıda bekletiyorlar yolcuyu. Normalde içeri bomboş. Alabiliyorlar yani. Mesafe koruyup da oradan yolcuları orada şey yapabiliyorlar. Mağduriyeti giderebilirler.